Ali'de. En sevdiğimiz yine çok güzel mesajlar veren, önemli anekdotlar, aforizmalarla dolu bir program. Bir aforizmayı sürekli tekrar ettikleri için bence sizin de belki gerek. Hayır yani belki kendi gösterinizde de değil mi kullanabileceğiniz çok değerli bir aforizma var. Berfa bölümünü izliyor. Ben bayılıyorum, daha gelmeden hazırlanırken izliyordum. Yapma ya. Hepsini yani. Ben hepsinin ismini tek tek söylüyorum. Abi çok acayip. Pornografik. Hepsi i̇nanılmaz anlatıyorum komik, bunu yani. Bu, bunlar artık acayip bir yerde yani bu programlar. Devam. Kaleci var diye gol atmamak da olmaz diye düşünüyorum. Bak, şöyle başlıyor. Bir kalede kaleci var diye gol atmamak da olmaz. Aforizmamız bu. Kimlerin aforizmaları var olabilir? Kierkegaard'dan, Dostoyevski'den, değil mi? Nietzsche'den, değil mi? Böyle yani kalede kaleci var diye gol atmamak da olmaz. Fakat herhalde çok gerizekalı bir topluluk anlamadıkları için çocuk o eve girdiğinden beri tekrar etmek zorunda kalıyor. İzleyelim. Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz. Ne yaparsın mesela alamadığında? Mesela başkası mı alır? Mesela? Kalede kaleci var diye gol atmayalım mı? Daha yeni. Sana yeni. Bana yeni değil. Sana yeni. Sen kalede kaleci var diye gol atmaz mısın? Yani sen... Hocam bak bu koltuktan almak... Dur. Şimdi bu da çok sevdiğimiz bir program. 1789'dan beri devam ediyor. Tabii artık katılımcıları, sunucuları da belli bir yaşa geldi ve duygusallaştılar. Neydi eskiden? Çok bir tane patlatıyordu. Tak küfürler, kavgalar, o onun üzerine atlıyordu, yumruklar konuşuyordu falan. Şimdi bir tatlışkoluk, bir tontonluk, bir hoşluk geldi üzerlerine, görelim. Moda oldu böyle kalkıp gitmek falan. Hocam bir dur hocam. Hocam bir dur, bir şey söyleyeceğim. Belki basurum var. Canım yanıyor, ayağa kalkıyorum. Allah Allah. Basur ameliyatı. Baskal Duma. Hatırlayın Baskal Duma. Koçları yarınki maçlara falan bakalım. Şunu söyleyeyim. Yarınki maçların sonuçlarına bakalım. Onları konuşalım. Oynanmadı ki sinema abi. Hay hay. Kaç gider falan, onları konuşalım. Ay ya, oraya bir de kedi geldi. Hocam şimdi Marlon Brando özendi. O benim yavrum, benim oğlum benim. Ya abi bu senden rol kapıyor. Yapmayın. Hepinizden güzel bu. Hepinizden masum bu. Kedi de mahvoldu. Ben nereye düştüm? Şimdi bu da bir acayip bir şey. Yani yaşantımızda neye dokunsak onunla ilgili mesela ağaç, doğayı koruyalım. Kedi yapmayın, kedi hep sevelim. Bardak, böyle elimizle içmeyelim, bardak kullanalım. Kadın sevelim. Kalem yazmak, masa ne olur hep beraber değil mi falan. Bu ne lan? Deli edici bir şey. Herkese bir şey mi geldi? Bir akillik mi geldi? Ne oldu? Anlamadım. Devam. Hocam bağırıyor ki hayvan ya. Ayıp. Git yavrum. Çocuklar, oğlum. Peynirden getirin buna çabuk. Ufak peyniri ufalayın. Kedi kurtulmak istiyor. Hocam peynir gaz yapabilir. Hayır, ya gazı yaşayın hayvan ya. Beslensin. Git oğlum. Sahneden inerken ben insanlarla... Biliyorsunuz. Neydi çocuğun ismi? Sefo. Evet, çok beğeniyoruz. Mükemmel. Başına bir şey gelmiş. Başına bir şey gelmiş. Bunu anlatıyor. Yakınıyor. Ve ifşa ediyor bunu ya. Yani başına gelen şeyi ifşa ediyor. Ve çok değerli. Bugünün dünyasında ifşa edilmesi gerekiyor zaten. Görelim. Arasından geçiyordum. Ve bir kadın arkadaşımız benim... avuçlamak suretiyle beni bir elledi ve ben gerçekten... Şimdi olayı anlamaya çalışıyoruz. Bir kadın arkadaşımız. Şimdi bakınız, erkek, avuçlanmış bir erkek. Avuçlanmış bir erkek. Orada şey derdi, oradaki dili bulması lazım. Kadın neyimiz olabilir? Kadın arkadaşımız avuçlamak suretiyle ne diyor? Tam şey yapamadı onu. Avuçlamak suretiyle diyor. Bir şey elledi var, bir diyor. Cinsel saldırı bu. Bir taciz. Taciz. Devam. Hakkımı helal etmiyorum. Dur. Buna karşılık ne yapıyor? Mahkemeye mi başvuruyor? Ya da hani bir şey mi yapıyor? Hani bir şikayette mi bulunuyor? Savcılığa mı başvuruyor? Hayır. Hakkını helal etmiyor. Allah'a havale ediyor. Evet. Bu kadar da geniş yürekli kadın arkadaşım mı? Bir insan. Evet, devam. Ben bu kadar çok ellenmemişti. Dur. Haram olsun. Dur. Haram olsun. Bu kadar çok ellenmemişti.
Yani bu kadar, yani bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun. Yani kadın arkadaş da bir şeyi almış gitmiş gibi. Neyi almış gitmiş? Herhalde o, değil mi? O tadı almış gitmiş. O anıyı almış gitmiş. Ondan bir anı almış. Anı koparmış. Gitmiş. Evet, devam. Ya harbiden biliyor musun? Kendimi çok kötü hissediyorum şu an. Dur. Bu güzel bir şey. Müthiş reklam. Müthiş reklam, değil mi? Yani beni avuçlamak suretiyle, yani müthiş. Ki içinde bulunduğumuz grup da bu. Ya böyle bir profildeyiz. Devam. Kim elledi beni? Dur. Hocam müthiş, müthiş, müthiş. Şimdi burada ben kelime kelime incelemek isterim liderimizin bize. Yani işte bak. Yok, o masada toplandınız, burada toplandınız. Sen iktidarsın, öbürü muhalefet filan. Şunu yapan başka lider yok. Şunu yapan başka lider yok. Ve herkese anlatır gibi anlatıyor. Bak hemen. Gofret bile 3 lira. Bak şimdi. Görelim. Geçen sene 1 liraydı. Şu anda 3 lira. Fiyat farklarına bakın. Tek tek gelip kontrol edeceğim. Dur. Fakirin fukarası. Diyor ki tek tek gelip kontrol edeceğim. Hangi lider bununla uğraşıyor? Hangi lider gidip gofret kaç para olduya bakıyor? Yok. Devam. Hakkını yedirmişim. Kombi. Ne? Bu da bir anlamamız için de hani ne olabilir? Ejderha olmasın. Hayır. Kombi. Bu kombi. Evet. Şimdi tane tane görelim. Biliyor musunuz? Huzursuzluk kaynağı. Sadece gece yakıyoruz. Ona rağmen gelen rakam bir ayda 1900 lira ile 2003 lira arasında değişiyor. Bak. 2003. Şimdi bunu başka lider olsa der ki, hani anladın, bir yuvarlak bir şey söyler mesela. Kimse 2003 lira demez yani. yani hem detay var. Bir aletin, bir şeyin prospektüsü gibi. Yani basit başlıyor, detaylanıyor. Anladın mı? Yani bunda bu işte microwave'dir. Bununla yemek ısıtılır filan gibi. Kombi. Devam. Artık kombi sıcaklık kaynağı değil, soğukluk kaynağı. Dur. Bir de neden konuşacaksak ona bir tane çakacağız. İnsanlara da çakıyor, kombiye de çakıyor, herkese çakıyor canım benim. Evet, galiba bitti mi? Devam. Dur. Hepsi olacak. Dans da edilecek. İşte bunları bekliyoruz. Bu görüntüleri istiyoruz biz. Öyle bedavadan o yok. Anladın mı? Yapacaksınız. Devam.